Ve Burak ile haber bültenine hoş geldin. Bugünkü bültenimizde yeni enflasyon oranları, George Floyd olayları, Antalya'daki drift yapan genç, rapçi Rota'nın söylediği yalanlar, Survivor'dan eğlenen Aycan Yavaş, sizden sonra yaptığı çalışmalara değineceğiz. Evet. Evet, ilk haberimizle başlıyoruz. İlk haberimiz Türkiye'de bugün açıklanan enflasyon oranları. Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK, Mayıs ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon %1.36 oranda bir artış gerçekleştirdi. Yıllık bazda enflasyon tahmini %11.39 olarak belirlendi. En düşük artış %2.98 oranı ile haberleşme biriminde oldu. En yüksek artış ise alkol ve tütün maddelerinin satışında gerçekleşti. Bununla alakalı grafiğimiz hemen yanımızda bulunmakta. Grafikten de inceleyebilirsiniz hangi birimlerde hangi artışlar olmuş. Bunları gözlemleyebilirsiniz. Şimdi gelelim sırada dünyadan habere. Dünyadan haberlerde ne var? Tabii ki George Floyd olayları. De Amerika'yı. Amerika'da yine ne oldu? Bu sefer de bir ATM'yi soymaya kalktılar. Floyd sadece bir sebep, bir bahane. Floyd'u bahane etmeyin. Soysuzluk yapmayın, görmemişlik yapmayın. ATM'ye bombalamak ne lan? Çalmayacaksınız oğlum, çırpmayacaksınız. Bak dün Amerika'da bir arkadaşın Numan bunu izlersen adam paylaşmış. Oturarak eylem yapanlar var. Adamlar gayet oturmuşlar, pankartlarını hazırlamışlar. Dizlerin üstüne çökmüşler, polisi taklit ediyorlar. Gayet yasal bir şekilde protestosunu yaparken ulan bir de yapanların hepsi beyaz beyaz. Beyaz adamlar bunları yapıyor. Lan sen siyahisin bir de. Adamlar senin için düzgün protesto yaparken sen gidiyorsun bankamatik patlatmaya. Yakışıyor mu lan sana? Yapmayın ey Amerikalılar. Yapmayacaksınız. Türkiye'de bir gün geçmesin ki şaşırmayalım. Antalya'da bir genç drift yapıyor. Tebrik ediyoruz. Yapabilir. Polis çeviriyor. Görevi çevirecek. Sonra çocuk 18 yaşından küçük. Yazıyor cezayı polisimiz. Gel diyor hazır bunu yazmışken bir de diyor sana bir alkol testi. Reis bir de alkol çakmış. Kafa 1 milyon. Buna yazıyor 19 bin lira cezayı. Ben de ne yaptım? Bu haberi duyar duymaz bizim pederi aradım dedim. Abi çocuğun arabaya baktım çocuk Şahin'le ceza yemiş. 19 bin lira ceza yemiş arkadaş. Peder adam diyor ki baba Şahin fiyatları ne kadar? Ne bileyim oğlum ben dedi. Kapattım sahibindene girdim. Şahin fiyatlarına bir baktım. Bakmaz olaydım. 100 bin yazmışlar. Hemen geri babamı aradım. Dedim ki peder köşeyi döndük. Bizim Mazda 200 bin lira olmuş. O da dedi ki ne alaka? O dedim Şahinleri 100 bine satıyorlar. Babam dedi ki ne dersin dersiniz? Oğlum Şahinler tutuluyor dedi. Ula baba. Şahin alaydık o zaman niye Mazda aldık? Biz Mazda alırken Şahin 10 bin liraydı. Piyasaya bak arkadaş. Neyse bunları geçelim. Şimdi Rota. Rapçi bir arkadaşımız biliyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Çünkü adam sürekli şarkı üretiyor abi. Sürekli. Utanmasa haftada 5 şarkı çıkartacak yani. Öyle bir adam. Üretken bir adam. Ama bu arkadaş Ağla diye bir şarkı yapıyor. Diss atıyor. Norm Ender'den, Norm Ender tuttu ya. Herkes diss sallamaya başladı artık. Eskiden sadece Joker sallıyordu. Şimdi artık herkes sallayın nasıl olsa sallayınca tutuyor. Ya da heceleyin Fero gibi tutuyor. Herkes bunun derdinde. Bu arkadaş da yine
Rap camiasında sevilen, sayılan birçok kişinin tanıdığı bir insan. Ama nedendir bilinmez. Disinde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a bir diss atıyor. Tamam, atabilir. Düşünce özgürlüğü, düşünebilir, söyleyebilir, sanat özgürdür. Bunlar gayet normal şeyler. Ama bu arkadaş sonrasında Instagram'dan bir hikaye atıyor. Diyor ki polisler geldi kapımın önünde. Kapıyı biri çalıyor. Diyor ki polisler geldi, beni gözaltına alıyorlar. Daha sonra bu arkadaştan sabaha kadar haber yok. Sabaha kadar. Abi sonra neyse herkes Twitter'da tabii hashtagler meşhtekler havada uçuşuyor. Rota free, free rota. Özgürlük rotaya. Şarkı bir dinlenildi, patladı şarkı. Herkes merak ediyor tabii. Açıyor dinliyor sonuna kadar. Bir de açan da sonuna kadar dinliyor. Başka kime ne demiş acaba? Ben de dinledim ha. Sonra sabah böyle öğleye doğru bir açıklama. İstanbul Savcılığında. Kamuoyunda Rota ismiyle bilinen kişiyi biz herhangi bir şekilde gözaltına almadık. Rota, sen niye bizi kandırdın da? Ha? Lan PR için tüm ülke kandırılır mı lan? Şimdi ne oldu? Açıklama yapmıyorsun. Her gün Instagram'ına basıyoruz la. Açıklama yap Rota. Yoksa Rasim Ozan'a dediğinden ha. Anladın sen. Rota açıklama bekliyoruz. Bizi kırdın Rota. Bütün şarkılarına dislike attım. Oh. Bugün televizyonda neler olacak acaba? Bugünü boş verin. Dün ne oldu? Aycan'ı gönderdiler Aycan'ı. Her hafta birinci çıkan kız sonuncu çıktı lan. Yunus Emre geçmiş Aycan'ı, Yunus Emre. Lan bu Türk halkını da anlamıyorum ha. Aycan bir hafta ağladı gönderdiniz. Nisa 8 haftadır ağlıyor. Nisa'yı niye tutuyordunuz terbiyesiz herifler? Bu akşam Survivor'da takımlar karışıyor. Her hafta farklı takım olacak. İzleyin. Ben izlemiyorum. Siz izleyin. YouTube'a başladık. İçerik arıyoruz. İçerik düşünüyoruz. İzlemiyoruz. Ama siz izleyin güzel. Acun abi cidden koronada güzel işler yaptı şimdi. Parayı vurdu yine. Acun Reis hem bizi sıkılmaktan kurtuldu. Düşünsene abi Survivor'da olmasa televizyonda izleyecek bir şey yok. TRT 1988 Dünya Kupası veriyor. Biz ne izleyecek? Biz ne izleyecektik Acun olmasa? Acun'a para kazandırmayın. O zaman kazan, sen kazan. Oturduğu yerden Acun'a para kazandırma. Kazandırma Acun'a para. Gel bana kazandır. İzle ben. 4000 saat izlenmemiz lazım. 200 saat olmuş. İzleyin hadi sonuna kadar izleyin. Kapatmayın ha. Abone ol. Like at. Yorum at. Son olarak spor. Bu habere çok şaşırdım. Aslında tam olarak şaşırdım da denemez. Yani ülkemizde de gördük. Korona olmadığı takdirde korona olanlar, korona olduktan 2 gün sonra iyileşenler, sonra kamuoyunda nasıl bu kadar hızlı iyileşiyor dendikten sonra aslında iyileşmedi denilenler. Çok rastladık. Bu süreci ülke olarak çok iyi yönettik. Öncelikle Sağlık Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Ancak Rusya'da olan bir olay beni iyice şaşırttı. Rusya'da Karpativ diye bir takım 26 personelinde oyuncu ve personeli dahil 26 kişi de koronavirüse yakalandığını tespit ettiğini açıklamış. Ama baktık Karpativ Premier Lig'de kaçıncı ne? Baktık sonuncu 14 puanı var arkadaşların. 26 kişi de koronavirüse açıklamışlar. Adamların takımı karantinaya olan düşmemek için değer miydi lan? Oğlum karakterinizle düşün karakterinizle. Türkiye Ligi'de ne diyorlar? Düşme olmasın. Lan düşme olmazsa Ricardo Fatih'i kim sahaya çıkaracak? Adam korona oldu. Koronadan kurtuldu. Şimdi tekrar gel adam tutma diyeceksin adama. Kaç yaşına gelmiş Fatih? Yakında ölecek. Sayın Nihat Özdemir. Ligden düşmeyi kaldırma. Alttan 6 takım çıkar. Ligden düşmeyi kaldırma.
Orada en azından çıkma savaşı versinler. Bunlar düşme savaşı vermeyecek. Eğer sen küme düşmeyi kaldırırsan. En azından alttakiler çıkma savaşı verir 6 takım çıkartırsan. Bunu iyi düşün. Nihat Özdemir. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkta, sıhhatte kalın. Videoyu beğenin, yorum atın.